Demirhanlı. Benimle gerçekten evlenir misin? Mecburdum. Senin için. Seni yokluğuma alıştırmak için bunu yapmaya mecburdum. Benim lavaboya gitmem gerek. Sen arabaya geç istersen. Burada bekliyorum. Bitmedi. Bitmeyecek. Yeniden başlıyoruz. Sil baştan. Sustun. Bir şey demeyecek misin? Bu davada birlikte çalışabilecek miyiz? Neden istiyorsun bunu? Ortada mağdur, şiddet gören bir kadın var. Ve ben onun daha iyi bir çevreye kavuşabilmesi için yardım etmek istiyorum. Bundan daha doğal ne olabilir ki? O zaman hayırlı olsun. Ama şartlarım var tabii. Bu ofisi kullandığım sürece sana kira ödeyeceğim. Olur ama ilk davanı aldıktan sonra. Faturalara da ortak olurum. Üçte birine. Neden üçte biri? Çünkü ben bu ofiste yaşıyorum. Nefes de gelecek.
Oysa sen bu ofisi sadece çalışmak için kullanacaksın. Yani bizden daha az vakit geçireceksin. O yüzden adil olan bu. Tamam. Ama bugünkü gibi ücretsiz davalarda birlikte çalışacağız. Hem kendi ayaklarımın üstüne duracağım, hem de insanlara faydam olsun istiyorum. Anlaştık. O zaman bedelsiz davalarda iş paylaşımı yapacağız. O zaman oldu bu iş. Son bir şey. Evet, şimdi anlaştık. Bu kadar gerginsin. Nasıl olmayayım? Bir aksilik çıkar da boşanmaktan vazgeçerlerse diye ödüm kopuyor. Ya o yılan Orhun öleceğim falan dediyse? Hava güzel. Siz benden önce çıkmışsınız. Afife'ciğim. Biz de Orhun'dan bahsediyorduk. Hani merak ettik. Bir haber var mı? Ne olmuş boşanma işi? Boşanmışlar. Böylesi ikisi için de çok iyi oldu. Geçmişin yüklerini taşımak çok ağır. Şimdi birbirlerinden bağımsız kendi hayatlarını yaşayacaklar. Dayımlar ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Bir şey söylemedi dayın. Yeni aldığım kitabı Hira ablayla beraber okumak istiyorum. Arayıp ne zaman geleceklermiş diye sorsak olur mu? Ali'cim. İşleri bitince gelecekler. Hadi gel yeni kitabına beraber başlayalım ha? Aslı iyi ki burada. Ali'yi çok güzel idare ediyor. Buraya neden geldiğimizi söylemeyecek misin? Zaman çok çabuk geçiyor. Tıpkı bu kumların akıp gitmesi gibi. Dünyanın bir ucunda. Eritre'de seninle karşılaştığımda bunun benim için bir milat olacağını bilmiyordum.
Sen hatırlamıyorsun. Ama söylediğim gibi hikayemiz iyi başlamadı. Kaybettiğimi düşünürken ikinci kez kumlarda buldum seni. Böyle kaybedecek zamanımız yok. Seninle geçen her dakika, her an benim için çok kıymetli. Seninle bir yolculuğa çıkacağız. Kalabalıktan uzakta. Sadece ikimiz. Baş başa. Nihayetinde anlaştık. Artık ofisi paylaşacağız. Hatta benim tabelamı kendi tabelasının altına bile astı. Kendisinden beklenmeyen bir incelikle. En doğru karar vereceğini biliyordum kızım. Tabii bu geçici süreliğine böyle. Yani kendime uygun bir yer bulana kadar. Kendini sıkmana, acele etmene lüzum yok ama. Feriha da, Kenan da birbirinden iyidir. Kalplerinde kötülük, fesatlık bulamazsın. Sana kal dedilerse, işlerinden demişlerdir, bilesin. Biliyorum. Yani en azından öğrendim. O yüzden bu kadar rahat kabul ettim ya zaten Kenan'ın teklifini. Zor durumda bir kadının davasını aldı. Hiç para almadan. Sırf yardım etmek için. Kenan bu. Bir şey yaptı mı, hiçbir zaman karşılığını beklemez. Fakir fukaraya çok yardım olmuştur. Yani iyi olmasına iyi de... Biraz huysuz, aksi, fevri. Pek benzemiyoruz yani. Öyledir. Ben çayları tazeleyeyim. Ne olursa olsun adam kafa. Gerçeği bu. Olmaz. Yapamam. Kaybolmuş hissettiğinin farkındayım. Bir çıkış yolu arıyorsun. Aradıkça daha da kayboluyorsun. Her şeyi bırakmanı istiyorum senden. Sadece bu anda kal. Geçmişi düşünme artık. Geleceğe bak. Uzun bir hayat var önümüzde. Olmaz. Kolay gibi gözüküyor ama değildi.
Aşklar akıp gidiyor şu akarsu gibi. Akıp gidiyor aşklar. Hayat öyle durgun, öyle yavaş ki. Ve umut nasıl zorlu, nasıl debdebeli. Seni Mirabo Köprüsü'nün olduğu yere, Fransa'ya götüreceğim. Orada her şeye yeniden başlayacağız. Hayır demek yok. Korkmak, kaçmak, ertelemek yok. Bu ne demek şimdi? Oo, Ustaz Sultan gelmiş, hoş gelmiş. Gel bir sarılayım sana. Ne o tabela Kenan? Lotus motus? Ne oluyor? Sakın o meymenetsiz kız burada yanımda çalışıyor deme bana. Ablacığım bak bir söyleyine. Yani iş yeri satılmış, sokakta kaldı kız. Ne yapsaydın? Ne yapsaymışmış? Sen hayır kurumu musun oğlum? Kram mı girmiş? Gidip kendine başka bir yer bulsaymış. Bakmış Ustaz Sultan. Başka yer bakmış ama bulamamış işte. Büyütmen oldu. Bir de burada kalıyor de tam olsun. E yok artık. Ya Feri ablanın yanında kalıyor. Oldu mu? Yani tamam için rahatladı mı? Yok. Siz ikiniz el ele verip beni delirtmeye yemin etmişsiniz. Ya bu kız nefesin bizim elimizden alınmasına sebep olmadı mı? Şimdi siz kalkmış yardım ediyorsunuz ona. Neyse artık. O kadar yorulmuş ki kitabı okurken uyuyakaldı. Ama keyifliydi. Orhun. Söyleyeceklerim vardır diye düşünüyorum. Evet var. Biz gidiyoruz. Gidiyoruz derken nasıl, nereye? Fransa'ya. Uçağı hazırlattım. İki saat sonra uçuyoruz. Boşandık demedin mi? Fransa'ya gitmek de neyin nesi? Öyle gerekti. Peki, ne zaman döneceksiniz? Belli değil. Ne zaman istersek o zaman.
Hazırlanmamız lazım. İçeri geçin. Fransa'ya gitmemiz ani olmadı mı? Yapmayalım. Ben gelemem. Çıkmadan önce halletmem gereken birkaç iş var. Sen toparlanmaya başla. Fazla eşya almana gerek yok. Eksikleri oradan tamamlarız. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ben gelemem. Olmaz. Haberim var. Hazır mısınız? Ay çatlatma hadi söyle. Söylüyorum. Orhun Bey ile Hira Hanım Fransa'ya tatile gidiyor. Oh çok şükür. Boşandılar ama birbirlerinden vazgeçmediler demek ki. Ay belli mi olur? Uzaklar Hira'ya belki iyi gelir. Ay bir bakarız. Döndükleri zaman her şey düzelmiş. İnşallah inşallah. Sana diyorum, Orhun Bey diyorum, Hira Hanım diyorum, tatile gidiyorlar. Sevinsene. Hem bak her şey bitti derken yeniden başlar belki de. Sevindim zaten. Şaşırdım sadece. Ne bu haliniz? Bu samimiyet? Ne oluyor burada? Hı? Dayı açıklayabilir. Ben sana demedim mi? Kıza yaklaşmayacaksın. Aranıza en az 5 adım mesafe koyacaksın. Demedim mi? Hı? Hoş geldin Üstad. Vallahi hiç hoş gelmedi Feriha. O avukat kız Kenan'ın yanına taşınmış. Yetmezmiş gibi sen de buraya almışsın. Seninle kalacakmış. Aşk olsun Feriha. Olacak iş mi? Sakin ol Uslat. Bir dinle. Başka türlüsü bize yakışır mıydı? Gencecik kızcağız sokakta kalmış. Sen de Kenan gibi kızcağız deyip durmayın şuna. Gören de gariban sanır. Koskoca Demirhanlı. Saray gibi evi vardır onun. Hiçbir yer bulamadıysa sarayına gitsin Prenses Hazretleri. Deme öyle Uslat. Gidebilseydi gider de değil mi? Ama kız o zenginliği, o konağı bırakıp gelmiş buralara. Yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Bize de ona yardım etmek düşer. Değil mi? Eline vicdanını koy lütfen. Ama o kız nefesi alıp... Ama tamam, tamam. Kötü şeyler yaşanmış olabilir. Yanlış yapmış olabilir ama Raşit'in nasıl bir insan olduğunu bilmiyordu ki. Hem öğrenir öğrenmez de hatasını telafi etmeye çalıştı, öyle değil mi? Bunu sen de biliyorsun Uslat. Siz ne dersiniz diyeyim. Ben o zengin tayfasına inanmam. İşlerine nasıl geliyorsa öyle. Harika'ya da inanmıştık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Sen de beni anla. Buna da güvenemem. İmkanı yok. Ah Fuslat. Abi çayı demledim. 10-15 dakikaya hazır olur. Beraber içeriz. Abi hayrola? Bir anlık gafletle bayan Lotus'a teklif yaptın. Şimdi oturmuş kara kara düşünüyorsun herhalde. Nasıl beraber yapacağız diye. Fatih boş boş konuşma. Hadi geç yerine işine bak. Hadi. Hoş geldiniz Nurşah Hanım.
Artık beraber çalışıyormuşuz. Hayırlı olsun. Olsun olsun da bana hanım demezsen sevinirim. Yani birden öyle bodoslama söyleyemem. Ben size Nurşah abla diyeyim o zaman. Olur. Hayret. Ben Lady Demirhanlı demeni ister diye düşünmüştüm ama. Yine her zamanki gibi yanıldın. İso nerede Nurşah abla? Ay ben onu aramayı unuttum. Ya izin olursa ben arasam olur mu? Kankama haber vereyim. Peki. Alo İso, sana ultra şahane, harikuladeden daha fevkalade bir haberim var. Çabuk mahalleye gel. Tamam, bekliyorum. Hira, neler oluyor? Gerçekten Fransa'ya gidecek misiniz? Orhun'a hasta olduğunu, her şeyi hatırladığını söyledin mi yoksa? Hiçbir şey söylemedim. Peki ya Fransa işi nereden çıktı? Orhun, her şey yeniden başlamak istiyor. Olmaz dedim. Seninle gelemem dedim. Ama beni dinlemiyor. Her şeye rağmen senden vazgeçmiyor demek. Öylesine dört elle sarılmışken sana bir şey olursa... Buna izin veremem. Onunla Fransa'ya gitmeyeceğim. İlk fırsatta kimseye görünmeden gideceğim buradan. Onun iyiliği için bunu yapmak zorundayım. Ah Hiracığım, keşke böyle olmasaydı. Ben her zaman maddi manevi yanındayım. Sağ ol. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sen çok başkasın. Böyle bir fedakarlığı herkes kolay kolay yapamaz. Söz konusu sevdiklerinize... onlar üzülmesinler diye her şeyi yaparsın. Hem Ali hem de o. Ben seni yalnız bırakayım. İçlerinden Ferhat'la Şirin çıktı resmen. Birlikte Fransa seyahati. Hale bak. Ne yaptın? Bir şeyler öğrenebildin mi? Yoksa her şeyi söylemiş mi o çöl faresi? Haberler düşündüğümüz gibi değil. Güzel. Anlat bakalım neler olmuş? Hiçbir şey anlatmamış Orhun'a. Onunla Fransa'ya falan da gitmeyecek. Kimseye görünmeden konaktan ayrılacak. Yani her şey planladığımız gibi gidiyor. Sorun yok.
Sonunda o baş belasından kurtuluyoruz desene. Eda'm. Prenses. Sen görmedin annem ama. O gün bugün işte. İntikamın alındı. Hira'nın ipi çekildi. Rahat uyu kızım. Rahat uyu. Geldiniz mi? O kadar çok bekledim ki sizi. Sıkıldım, uyuyakalmışım. Yeni kitabımı birlikte okuruz değil mi? Aslı ablamla başlamıştık ama uyunca yarım kaldı. Hem seninle okuması daha keyifli. Sonra da taş boyarız belki, olur mu? Dayımın işi yoksa akşama balıkçıya gideriz. Sen eskiden çok seviyordun, hatırladın mı? Dur, ben sana hazırlayayım, daha rahat yersin. Al bakalım. Aferin. Güzel değil mi? Ayıcığım. İştahın açıldı bakıyorum. Açık hava olunca tabii. Yok yok, paşamın derdi belli. Herkes hep bir arada olsun istiyor. Teşekkürler paşam. Sayende hem bu güzel havanın tadını çıkarttık hem de bu lezzetli balıkların. Sen de sevmiştin. Daha önce gelinmiş buraya. Vay be, hiç haberimiz olmadı. Gizemli aşıklar sizi. Aliço, ben buradan bir süreliğine gideceğim. Dayımla mı küstünüz? Ama bana söz vereceksin. Ben yokken hiçbir şey için üzülmeyeceksin. Okuluna gidecek, derslerini çalışacak, oyunlar oynayacaksın. Çok, çok mutlu olacaksın. Anlaştık mı? Ben de seninle gelsem olmaz mı? Dayım da gelse, üçümüz birlikte gitsek. Çok özleyeceğim seni. Ben de. Çok kalma ama. Çabuk dön, olur mu? Çok sevindim Nurşen ablam. Size ne kadar teşekkür etsek az. Lafı bile olmaz.
Evet, yavaştan çalışma düzenimizi de kurduğumuza göre avukat hanım, siz bu masada çalışabilirsiniz. Yani pek size layık değil ama. Yok, gayet uygun benim için. Biso, biz de birlikte çalışırız artık. İkimiz mi? Biliyorum, biraz sıkışık ama en uygunu bu. Geç hadi. Artık beraberiz İso. Ceylan. Madem yerleştik, ben bize çay koyayım o zaman, ha? Yazıhaneyi değiştirmek zorunda kaldık. Yeni yer eskisinin tam karşısı. Kardeşim. Kardeşim. Eniştemle gidiyor musun? Anlat enişteme kardeşim. Bilme hakkı var. Saklama hastalığını. Gözünü seveyim. Hem belki orada eniştem sana iyi gelecek bir doktor bulur. Eniştem her şeyi yapar. Seni iyi etmek için. Onu da kendine bir saz ver. Yalvarırım. Kardeşim. İyi yolculuklar. Kendine dikkat et. Sen de. Kardeşim, sen yine de dediklerimi iyi duysun. Gel beni dinle. Her şeyi anlat enişteme. Böyle olmaz. Abi, bir haber geldi mi? Düştü mü sisteme? Nefes kaçınca bizim taze damat da sorumluluğunu ihmal etmiş oldu. Olumlu sonuçlanması pek olası gözükmese de Kenan abim başvuru yaptı. Nefesin bizde kalması için. Olasılık pek iç açıcı değil ama ne yapalım? Umut da bizim ekmeğimiz. İnşallah güzel bir haber çıkar. İnşallah. Gerçi karışa neden olmasaydı nefes hala benim miydi ama ne yapalım, böyle oldu. Sen sürekli laf mı sokacaksın bana böyle? Laf sokmuyorum. Ortaya bir taş attım, senin kafana geldiyse suçlu ben değilim.
Amma ayrılma. Ter içinde kaldım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Aa, Dalyan'ım. Bak ben sana demiştim. Çabucuk iyileşiverdin hemen. Herhalde yani. Ulan bizi alt edecek hastalığın alnını karıştırırım ben be. Hele ki afeti devranım benim iyileşmemi beklerken. İlk be. Ay benim de dualarımı lütfen yabana atma. Sen iyileşesin, sağlığına kavuşasın diye az dua etmedim Raşit'im. Raşit'im, evlilik pek bir yaradı sana. Dalyan'dan daha deviren oldun maşallah. Herhalde yani. Ulan daha da deviririm, her bir şeyi deviririm ben be. Raşit'im, yeni iyileştin ya şimdi ben daha salınırsam kim bakar sana? Biraz uzak durursan. Koluna koluna şimdi. Koluna. Neyse, biraz daha iyileşeyim o zaman. Hazır mısın? Hazırım. Yarım saat bir şirkete uğramam gerekiyor. Sonra çıkarız. Bir dakika. Thank you.
düşmedi mi hala sonuç? Şimdi düştü. Düştü mü dedin abi? Ne olmuş? Öleceğim meraktan. Abi ne olmuş? Almış mısın belayı? Söylesene ne olmuş? Nefesin geçti, velayeti bendedir. Yaşasın be! Çok iyi ya. Mahkeme görülene kadar nefes bende kalabilecek. Hoş geldiniz Orhun Bey. Birazdan havaalanına yola çıkacağız. Şoför hazır ediyorum efendim. Hazırsan çıkabiliriz. Banyoda mısın? Başlangıca değil. Her şeyi bitirmeye ihtiyacım var. Çok üzgünüm. Hira. Hira'yı bulmaya. Bırak gitsin Orhun. Burada seninle kalmak istemiyor işte. Niye anlamıyorsun? Niye hala peşinden gidiyorsun? Keşke böyle olmasaydı. Dediğin gibi bir ömür olsaydı keşke. Ama yok. Ölümümle seni hayattan bir kere daha koparamam. Affet beni ne olur. Affet. Çekil önümden. Seninle kalmak istemiyor dedin. Bildiğim bir şey mi var? Var, evet. Var. Hira her şeyi hatırlıyor. Buna rağmen bile isteye gitti. Gerçekleri senden saklayıp terk etti seni.